Sevgili Sofra TV ailesi hepinize merhabalar Sofra TV'ye hoş geldiniz. Bugün özellikle fırın yemeği sevenlerin mutlaka denemesi gereken muhteşem bir fırında patates köfte tarifi ile sizlerleyim. Ölçüsü ve kıvamının tam olmasıyla herkesin zorlanmadan hazırlayabileceği yanında pilav ve salata ile harika bir menü olacak. Fırında patates köfte nasıl yapılır önemli tüm detaylarına değinerek videomda anlattım. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Öncelikle yemeğimizin köftesi için uygun bir kaba 500 gram kıymamızı ilave edelim. Rendelenmiş bir adet soğan, baharat olarak bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı nane, bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Rendelenmiş 2 diş sarımsak, bir çay bardağı galeta unumuzu ilave edip malzemelerimiz birbiriyle özleşinceye dek güzelce yoğuralım. Daha sonra harcımızın elimize yapışmaması için elimizi çok hafif suya batırarak harcımızdan parçalar kopartarak elimizle köftemizi yuvarlayıp şekil verelim. Ardından köftelerimizi uygun bir fırın kabımıza dizelim. Daha sonra üzerine 2 adet orta büyüklükte küp küp doğramış olduğumuz patateslerimizi ilave edelim. Her zamanki gibi beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olur, çiçek olur. Tarifle ilgili fikir ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Patateslerimizi eşit şekilde dağıttıktan sonra üzerine 2 adet kapya biber, 2 adet de yeşil biberimizi serpiştirelim. Bu arada ben biberlerimi buzluktan çıkarttım. Yazın hazırlayıp buzluğa kaldırıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili videom var. Dilerseniz sayfama göz atabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız zaman gerçekten çok pratik oluyor. Hem biliyorsunuz kışın gerçekten sebzelerin tadı yok bir de aşırı derecede pahalı oluyor. Bu şekilde hazırlayıp dolaba kaldırmanızı gerçekten tavsiye ederim. Merak eden arkadaşlarımız için videonun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Dilerseniz oradan göz atabilirsiniz. Ardından buzluktan çıkarmış olduğum 2 adet dilimlenmiş domatesimi yemeğimin üzerine diziyorum. Yemeğimizin sosu için uygun bir kaba 2 yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, baharat olarak yarım tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiberimizi ilave edelim. Salçamızın topaklanmaması için 2 su bardağı sıcak suyumuzu azar azar ilave edip karıştıralım. Ardından sosumuzu yemeğimizin üzerine gezdirerek dökelim. Değerli arkadaşlar, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayanlar da kolaylıkla yapabilsinler. Yemeğimizin sosunu döktükten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 185 derecelik fırında 35-40 dakika arası kontrollü bir şekilde yemeğimizi pişirelim. Yemeğimi fırınımdan aldım. Gerçekten muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet. Akşam yemeğini özellikle misafirlerinize ikram edebileceğiniz kolay bir ana yemek. Tek tek kızartmayla uğraşmadan karıştır, fırına vereceğiniz pratik bir ana yemek. Kızartmadan bu kadar lezzetli oluşu gerçekten sizi şaşırtacak. Yemeğimi servis tabağına alırken şöyle yakın çekimle göstermek istiyorum gerçekten muhteşem bir yemek oluyor bu tarifi kesinlikle denemenizi çok isterim. Yanında pilav ve salatayla sofralarınızı gerçekten tatlandıracak muhteşem bir tarif. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım lütfen. Farklı yemeklerde farklı tatlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.